Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Özbek kardeşlerim, hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Çok büyük bir surur içindeyiz. Memnunuz. Neden memnunuz? Özbekistan'a ben önceden gelmiştim. Çünkü oraya bizi bağlayan büyük alimler var. İmam Buhari var, İmam Tirmizi var, İmam Maturidi, İmam Merginani, Şah Nakşibend Hazretleri, Abdülhalik Gucdevani Hazretleri ve diğer büyük ecdadınız var sizin. İslam tarihinde birinci derecede önemli şehirler Mekke ve Medine-i Münevvere'dir. Sonra ikinci derecede önemli şehirler Bağdat, Şam'dır. Üçüncü derecede önemli şehir ise Buhara, Semerkant, Taşkent'tir. Sizin ecdadınız Efendimiz Aleyhisselam'ı hadis-i şeriflerin alemi İslam'dan topladılar, atın üzerinde gittiler, yaya gittiler. O eserleri Buhari, Sahih'in, İmam Tirmizi, Sünen'ini, diğer kitapları telif ettiler. Sonra siz bütün bir ümmeti alemi İslam'a ecdadınız, Araplar da bunun içinde olmak üzere din mübin İslam'ı okuttunuz. Öğrettiniz, muallimlik yaptınız. Başınızdan büyük sıkıntılar geçti. Ama elhamdülillah şimdi yeniden oralar İslam'a dönüyor. Cenab-ı Hak size bir devlet başkanı gönderdi. Allah Teala'nın bir lütfu olarak ezan-ı Muhammediye'yi serbest bıraktı, ezanlar okunuyor. Camilerde Kur'an-ı Kerim yarışmaları yapılıyor. İmam Buhari, İmam Tirmizi onları okumaya milletin teşvik ediyor. Eskiden oralarda bunların adını almak suçtu. Oralarda dolaşırken o dağlarda ezan okurduk arabayla giderken. Buralarda büyük evliyalar yaşadı diye. Ama elhamdülillah şimdi oralarda ezanlar serbest bırakıldı. Türkiye'de vizeler kaldırıldı. Biz buradaki genç kardeşlerimize diyoruz ki güneyden sahabe-i kiram geldi. Ama Anadolu'nun tamamına kuzeyden Buhara, Semerkant, Taşkent, Tirmiz oradan evliya, veliler, alimler geldiler. Anadolu'yu İslam yurdu yaptılar. Sultan Alparslan'dan önce sizin bölgenin alimi, uleması buraya geldi. Anadolu'ya İslam'ı siz getirdiniz. Allah Teala'nın inayetiyle Özbek kardeşlerimi Mısır'da, başka yerde, orada okuyanları, burada okuyanları görüyorum. Büyük bir aşk var, büyük bir heyecan var. Devlet başkanlarına da dua ediyorlar. Allah Teala onu muhafaza eylesin. Türkiye'yi muhafaza eylesin. Türkiye'deki devlet başkanına, oradaki devlet başkanına, ikisini muhafaza eylesin. Bu kardeşlik, alemi İslam'ın birliğine, beraberliğine, ittihadına vesile olsun. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak Özbekistan'daki bu İslami uyanışı zalimlerin fitne ve fesadından muhafaza eylesin inşallah. Amin. Amin. Siz de oradaki Müslüman kardeşlerimize sahip çıkın. Devlet başkanının bu imana, İslam'a hizmetini bütün mümin Müslüman kardeşlerim desteklesinler, dua etsinler. Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'ınla Zat-ı Baki Ahadiyyene geldik. İmanımızla, sarsılmaz izanımızla yalvarıyoruz. Ud'uni estecib lekum. Kur'an-ı Hakim'de dua edin bana, ben kabul edeceğim dedin, bu cesaretle Bab-ı Vahdetine geldik. Ellerimizi kaldırdık. Ya Rabbi, imana, İslam'a büyük hizmetler yapan İmam Buhari Hazretlerinin, İmam Tirmizi Hazretlerinin, İmam Maturidi Hazretlerinin, İmam Merginani Hazretlerinin ki biz hep onların kitaplarıyla büyüdük. Onları okuduk, onları kardeşlerimize okutmaya çalışıyoruz. Yolumuzu aydınlatan Şah Nakşibendi, Ubeydullah-ı Ahrar, Ya Rabbel Alemin, o büyük evliya-i izam efendilerimizin yurdu, Özbekistan'ı, o şehirleri yeniden alemi İslam'ın ilim, irfan merkezleri eyle ya Rabbi. Amin. O kardeşlerimin büyük bir alakası var İslam'ı ilimlere. Onların yolunu aç ya Rabbi. Kem gözlerden onları muhafaza eyle. Devletleri muhafaza eyle. Türkiye'mizle
alakayı, irtibatı en muhkem hale getir ya Rabbi. Müslümanları muhafaza eyle Allah'ım. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sözümüzün sonunda İhsan hocamız hakkında bir cümle söylemek istiyordum. Türkiye'de medreseler çok ama İhsan hocamızın medresesinde hidaye okutuluyor. Evet. Türkiye'de İslam merkezleri çok ama İmam Müslim ecdadımızın Sahih Müslim kitapları baştan sonuna kadar okutuluyor. Buhari okutuluyor. Ve Buhari baştan sonuna kadar okutuluyor. Ve evet. Diğer kitap, ecdadımız kitapları okutuluyor. O yüzden İhsan hocamızın bizlere, Özbekistan ehline, hem ecdadına ve onların evladına güzel bir muhabbetleri var. Eyvallah. Biz de ecdadımız oradan geldi. Eyvallah. Ve nerede şu yakın zamanda Özbek bir ilim talebesi gördüyse hem Türkiye Cumhurbaşkanı'na hem Özbekistan Başkanı'na çok dua ediyor. Allah Teala muhafaza eylesin. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam. Bekleriz hocam. Bekleriz. Allah.